superhero names. They call me the Human Torch. Ladies call me Torch. Now I'm gonna go kill him. Dün herkesin uzun zamandır umudunu kestiği bir olay yaşandı ve Marvel kendi YouTube kanalı üzerinden Fantastic Dörtlü'nün Marvel çizgi romanlarına geri döndüğünü açıkladı. Bu tam olarak ne anlama geliyor veya çizgi roman okumayanlara tam olarak ne ifade ediyor, bunların hepsini konuşacağız. Öncelikle Fantastic Dörtlü'yü bilmiyorsanız bu aile eskiden Marvel'ın en popüler takımlarından biriydi ama film hakları Fox'ta olduğu için ve Fox bu takıma güzel filmler çekemediği için popülaritesini yavaş yavaş yitirdiler. Reed Richards Marvel evrenindeki en zeki adamlardan biri ve eşi Susan'ın da ondan geri kalır yanı yok zaten. Susan'ın şımarık erkek kardeşi Johnny ve ekibin en yakın dostu Ben Grimm'le birlikte bu ekip Marvel çizgi romanlarındaki ilk süper kahraman takımıydı ve neredeyse tüm popüler hikayelerde her zaman çok büyük rol oynadılar. Fox uzaydaki bir görevde kozmik radyasyona maruz kalarak farklı güçlere kavuşan bu ekibe iki film çektikten sonra Johnny Storm karakterini canlandıran Chris Evans Marvel stüdyolarına geçiş yaptı ve tüm dünya onu Captain America olarak tanımaya başladı. Bu ilk başta kafa karıştırıcı olsa da şu an kimsenin umurunda değil. Accept it. Or better yet, enjoy it. Fox ve Marvel'ın anlaşmasına göre belli bir süre Fantastic Four filmi çekilmezse bu karakterlerin film hakları Marvel'a geri dönecekti ve Disney'e ait olan Marvel sinema evreni artık gittikçe popüler hale gelirken Fantastic Four'u geri almak istediler. Ama Fox sırf film haklarını kaybetmemek için alelacele yeni bir Fantastic Four filmi çekti ve eğer hatırlıyorsanız en başarısız süper kahraman filmlerinden birini çekmiş oldular. Ve Marvel bu olaya o kadar sinirlendi ki Fantastic Four çizgi romanlarını bitirme kararı aldı. Tabii bu sefer çizgi roman okuyanlar da bu karakterleri unutmaya başlamışken Disney'in Fox'u satın alması Fantastic Dörtlü'nün X-Men karakterleriyle birlikte Marvel evrenine geri dönmelerini sağladı. Anlaşma tam olarak tamamlanmamış olsa da bu haber Marvel sinema evreninde Fantastic Dörtlü'yü göreceğimizin en büyük habercisi. Şimdi bu olay çoğunuz için çok fazla önemli olmayabilir ama Fantastic Four'daki karakterler Marvel'ın şu andaki konumu için önemli karakterler. Öncelikle Doctor Doom karşılaşabileceğimiz en tehlikeli düşmanlardan biri ve hem üstün zekası, hem saf kötülüğü, hem de mistik ilimlere karşı bilgisiyle herkes için harika bir potansiyel düşman. Onun dışında Galactus adındaki varlık sinema filmleri için çok ilginç bir ekleme olacak. Galactus bizim evrenimizin oluşumuna sebep olan büyük patlamadan da önce var olan ve bitmeyen bir açlık içinde dünyaları yok ederek yaşayan bir varlık. Biraz üstün kör oldu ama olsun. En azından kendisi Marvel vs. Capcom oyununda bölüm sonu canavarı olarak yer almayı hak etmiş biri diyebiliriz. Ve Silver Surfer'ın gelişi izleyeceğimiz en havalı şeylerden biri olabilir. Hatta eski Fantastic Dörtlü filminde bile en azından onu izlemek keyifliyken evrendeki en asil varlıklardan biri olan bu adamın herhangi bir filmde yer alması bile çok güzel bir detay olurdu. Geçtiğimiz günlerde Infinity War filminde Silver Surfer'ın da yer aldığına dair bir dedikodu çıktı ama bunun doğru olmadığı bir saat içinde anlaşılmıştı zaten. Bana bununla ilgili o kadar çok soru sordunuz ki buna da değinmek istedim ama dediğim gibi hemen her şeye inanmamak gerekiyor. Önce araştırmak gerekiyor. Çünkü herkes kafasına göre bir şeyler anlatıyor. Sonuç olarak Fantastic Dörtlü çizgi romanların devam etmesi çizgi roman severleri mutlu edecektir. Ama film severleri olarak bunun başka şeylerin habercisi olduğunu biliyoruz. Marvel çizgi romanları birkaç yıldır sinema evreninden fazlasıyla etkileniyor zaten ve filmlere de yön vermeye çalışıyorlar. Hatta sırf bu yüzden bütün evrene reset attılar. Neyse sonuç olarak bu haberi sizinle paylaşmak istedim. Çünkü gelecek filmler için kapıyı aralamış gibi görünüyorlar ve ben de bunu sizinle hemen paylaşmak istedim. Ama bugün tek bir videoyla yetinmeyeceğiz. Şimdi size yine çok güzel bir video çekiyorum. Akşam o da yayında olacak. O yüzden onu da izlerseniz çok sevinirim. Ne videosu o? Güzel bir tavsiyem olacak. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Belki siz bunu şu an izlerken o video gelmiş bile olabilir. O yüzden videonun sonundaki çıkan kartı tıklayabilirsiniz. Diğer yapımlardan da bahsetmeye devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Bu yüzden de ama sizden istediğim bir şey vardı geçenlerde. Diğer yapımlar hakkında çektiğim videoları da izlemeniz. Onlara da değer vermeniz, onları da sevmeniz. Çünkü emin olun ki güzel bilgiler vereceğim. Ve hiçbir videomun boş bilgilerle dolu olmadığının da garantisini vermek isterim. Söyleyeceklerim bu kadar. Bunun dışında her zamanki gibi beğenmeyi, abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğen, abone ol, paylaş, çoğalalım.